Aziz milletim, haftalık değerlendirme konuşmamız münasebetiyle tekrar huzurunuzdayım. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geçmiş Kadir gecenizi ve bütün fedakar annelerimizin Anneler Günü'nü tekrar kutlarken, çarşamba günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayram öncesi hepimizi rahatlatan bir tebrik konuşması ile iktifa etmek isterdim. Ancak son dönemde gerek aziz ülkemizde gerekse dışarıda yaşananlar bayramı hakkıyla idrak etmemizi engelleyecek mahiyettedir. Değerli vatandaşlarım, Kudüslü Müslümanların namaz kıldıkları esnada ses ve gaz bombalarıyla Mescid-i Aksa yaptıkları vahşi saldırı, işgalci İsrail'in zalimliğini dünyanın gözler önünde bir kez daha tescil etmiştir. Saldırıda mescidde iftarını açmak için gitmiş olan yüzlerce masum Filistinli yaralanmış ve İslam dünyasının en kutsal ve mahrem alanına tecavüz edilmiştir. Her Ramazan ayında işgal rejiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getirdiği bu provokasyonları şiddetle kınıyor. Tarihte olduğu gibi bugün de İslam dünyasının kanayan yarası Filistinli kardeşlerimizle danışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yeryüzündeki bütün Müslümanları <laughs> ve farklı inançlara saygılı bütün insanları derinden yaralayan bu saldırı karşısında uluslararası toplumun ve İslam dünyası liderlerinin verdiği tepkiler maalesef caydırıcılıktan uzak ve yetersiz kalmıştır. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin verdiği tepkiler de hamasi nitelikli açıklamalardan ve tutarsız tavırlardan ibaret kalmıştır. Saldırının yaşandığı anlarda yaptığımız açıklamada kınama yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer siyasi liderleri ortak tavır almaya davet etmiş ve dört adımlık bir eylem planı hayata geçirme çağrısında bulunmuştum. 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin katılımı ile ortak bir açıklama yapılarak toplumumuzun ortak hissiyatının dile getirilmesi. 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs Komitesi Başkanı Fas Kralı Muhammed ile temas kurarak komiteyi acil toplantıya çağırması. 3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili olarak uluslararası hukuk nezdinde yetki sahibi olan Ürdün Kralı Abdullah ile temas ederek istişarelerde bulunması ve ortak bir tavır için çağrıda bulunması. 4. Birleşmiş Milletler nezdinde 1948 yılında kurulan Atıl olmakla birlikte hala yürürlükte olan ve Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dan oluşan Milletler Kudüs Komisyonu başta olmak üzere ilgili bütün Milletler mekanizmalarına harekete geçirecek diplomatik girişimlerde bulunulması. Bu çağrımıza rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan somut adımlar atmak yerine hamasi nitelikli konuşmalar yapmakla yetinmiştir. Daha da acısı dış politikada son dönemde artık kanıksanan ilkesiz ve tutarsız tavırlardan biri daha sergilenmiş ve Türkiye'nin İsrail nezdindeki maslahat güzarının Mavi Marmara katliamı döneminde Genelkurmay Başkanı olan şimdiki İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin verdiği iftar yemeğine ülkemizi temsilen katılmasına onay verilmiştir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı da aynı günlerde Ankara'daki İsrail Maslahat Güzarı'nın makamında ağırlamıştır. Finit İstenli kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'da dökülen kanları pahasına işgalcilere direnirken Onların onur timsali olarak gördüğü ve bağırlarına bastığı aziz al bayrağımızın işgalci saldırganların sofrasının hemen yanında dalgalanması hepimiz için yüz kızartıcı bir tablo oluşturmuştur. Mescid-i Aksa feryat ederken böylesi bir davete katılan Müslüman ülke temsilcileri de tarih ve Müslüman toplumlar nezdinde hesap veremeyecekleri bir skandala imza atmışlardır. 300'ü aşkın Filistinli kahraman kardeşimizin yaralandığı olaylar sürerken Mescid-i Aksa Vakfı Başkanı Ömer El Kisvani Harem-i Şerif'in hoparlöründen Ya Rabbi Selahaddin nerede? Selahaddin nerede? Bize Selahaddin'ini gönder. Biz direnenleri zalimlerin insafına terk etme. Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun diye feryat ederek İslam dünyası liderlerine sesleniyordu. Onurunuz nerede? Ben de şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Siz iç kamuoyu ve Mescid-i Aksa hassasiyetini yüreklerinde taşıyan geniş kitleleri tatmin etmek için Ankara'da İsrail'i terör devleti ilan ederken İsrail'deki masraat güzarımızın sizi temsilen işgalcilerin kanlı iftar sofrasına şerefli al bayrağımızla katılma onursuzluğunu bize yaşatma talimatını kim vermiştir? Bunun hesabını soracak mısınız? Hiç zannetmiyorum maalesef. Siz bu meseleyi ve caydırıcı gücünüzü kudüs Şerif'i İsrail'in ebedi başkenti ilan eden Trump'ın ahmak olma mektubuna boyun eğdiğiniz gün kaybettiniz. Siz one minute deme kudretini böylesi hassas konuları damatlar üzerinden yürütülen gizli diplomasi masasına yatırdığınız gün kaybettiniz. Siz onurlu, iddialı ve ilkeli dış politika yapabilme kabiliyetini, şahsi ilişkilerinizi ve ikbalinizi ülkemizin çıkarlarına ve mazlum milletlerin feryatlarına tercihiniz, tercih ettiğiniz gün kaybettiniz. Zihinlerinde geri dönecek gemilerin taşıyanlar ufka değil arkalarına bakarlar. Temsil ettikleri toplulukları değil kendilerini ve yandaşlarını kollarlar. İdeallerini ve değerlerini değil çıkarlarını ve geleceklerini düşünürler. Hasbi dualara değil perde gerisine süren pazarlıklara yaslanırlar. Aziz kardeşlerim. Kudüs'teki zulme en azından sözlü olarak tepki veren Cumhurbaşkanı ve iktidar ortağı, ortağı Bahçeli Doğu Türkistan'daki zulümle ilgili ise sessizliklerini sürdürüyorlar. Sayın Bahçeli Kudüs açıklamasının arasına utangaç bir şekilde Kaşkar kelimesini koyarak bütün bir Türk dünyasının ve insanlığın feryat ettiği bir zulüm konusundaki sessiz kalmasını unutturamaz. Bu mübarek Ramazan gününde selam vermenin terör işareti sayıldığı Uygur erkeklerin toplama kampına alınıp şerefli Uygur kadınların evlerine yerleştirilen Çinli erkeklerin tasallutuna maruz bırakıldı. Birleşmiş Milletler raporlarının dahi soykırım olarak tanımladığı uygulamaların yaşandığı Doğu Türkistan gerçeğine gözlerini ve dillerini ama en önemlisi de yüreklerini kapatanlar içeride kimseye milliyetçilik ve muhafazalık dersi veremezler. Bu konularda iktidar sahiplerinin maskeleri düşmüştür. Sessizlik yetmiyormuş gibi Sağlık Bakanı bir adım daha öteye giderek aşı tedariki konusundaki adiziyetlerin sorumluluğunu Doğu Türkistan için sesinizi yükseltin diyen bizlere atma cüreti gösterdi. Dedi ki: Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Pes doğrusu pes. Sayın Bakan ve ona talimat veren Sayın Cumhurbaşkanı Gençliğimizden beri hayatın anlamı olarak taşıdığımız ancak bugün sizlerin sadece siyaset malzemesi olarak kullandığınız dava kavramının hassas kaldığı, kıldığı konuları sizlere hatırlatalım. Hassas konu Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin kitlesel kıyma, namus timsali bacılarımızın kitlesel tacavüze uğraması, Aziz Türkçemizin ilk sözlüğü olan Divan-ül Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmud'un, Erdemli siyaset felsefemizin en kapsamlı klasi olan Kutat Gubili'yi kaleme alan Yusuf Hacib'in diyarındaki Müslüman Türk varlığının zorunlu kısırlaştırılmalarla yok edilmesidir. Hassas konu başta Ankara'daki büyük olmak üzere her açıklama ile ülkemizi istiskal eden Çinli yetkililerin gönlünü kırmamak değil, Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk kardeşlerimizin gönüllerinden ve dualarından düşmemektir. Evet Sayın Bakan. Bu konular sizin düşündüğünüz gibi Çin için değil, bizim için. Bizim maneviyatımız, bizim dilimiz, bizim inancımız, bizim onurumuz ve bizim şerefimiz için hassas konulardır. İşte siz bu hassasiyetleri kaybettiğiniz için sadece milletimizin değil, insanlığın da vicdanından koptunuz. Sayın Bakan çıkıp aşı diplomasisini yüze göze bulaştırdık. Aşı tedarikinde Doğu Türkistan'da Müslüman Türk varlığını ve kimliğini yok etmeye çalışan bir ülkeye tek taraflı bağımlı olmak ve aşı tedarik etmek için 40 dakla atmak musibet olarak bize yeter demiyor da günah keçileri üretmeye kalkışıyor. Oysa sorumlulukları Çin'in günahlarını örtmeyi ya da günah keçisi üretmeyi değil çözüm üretmeyi gerektirir. Bir Doğu Türkistan uzanı yaşanan zulme karşı milleti canan olarak tanımlar ve canan uykuda diye yürekleri sızlatan bir hıçkırıkla seslenir onlarca yıl önceden. Ey iktidar sebepleri, müptela olduğunuz gaflet uykusundan uyanın. Aziz vatandaşlarım, maalesef ülkemiz bu iktidar elinde, dışarıda da, içeride de her yönden bir tükenmişliğe doğru savrulmakta. Zaten içeride kendi halkın ezdinde itibarını kaybedenlerin, halkının vicdanından kopanların, halka ait rezervleri ve kaynakları tüketerek kendi halkını yoksullaştıranların dışarıda söyleyecek sözleri olamaz. Olsa bile kimse dinlemez. Hukuk tükeniyor, Adalet tükeniyor, vicdan tükeniyor, doğal güzellikler tükeniyor, Merkez Bankası rezervleri tükeniyor, milletin sofrasındaki ekmek tükeniyor ve en önemlisi artık milletin sabrı tükeniyor. Ramazandaki kapanma döneminde ertelemek zorunda kaldığımız yurt seyahatlerindeki eksikliği hemen hemen her gün 10 saati aşan Zoom toplantılarında gerçekleştirdiğimiz ilçe başkanları ile görüşmelerle telafi etmeye çalıştık. Bu süre zarfında 500'ü aşkın ilçe başkanımızı gruplar halinde tek tek dinledim. Görüşmelere bugün de iftar sonrası devam edeceğim. Özetle gördüğüm manzara şu. Ankara'da lüks bürokrasi koltuklarında, İstanbul'da sırça köşklerde oturan iktidar sahipleri görmek kabiliyetini yitirseler de Anadolu feryat ediyor. Vatan evlatları feryat ediyor. Son dönemde artan intihar olayları, yayınlanan mesajlar hepimizin yüreğini dağılıyor. Dün Diyarbakır İl Başkanımız, ve ilçe başkanlarımız ile ilde artan ve ulusal basına yansımayan intihar olaylarından bahsettiler. Silvan ilçe başkanımız sadece Silvan'da son bir yıl içinde 15 intihar vakasının yaşandığını ve bunların çoğunun iş bulamayan gençler arasında yaşandığını zikretti. Artan ve derinleşen yoksulluk gençlerde ümitsizliği yok ederken uyuşturucu kullanımı ile gerçek hayatın yükünden kopma çabasını da beraberinde getiriyor. Her gün bir başka alanda Pandora'nın kutusu açılıyor daha düne kadar iktidar yandaşlarınca sosyal medyada bir kahraman gibi alkışlanan, iktidar mensuplarınca yurt seyahatlerinde şeref misafiri olarak ağırlanan ve iktidarın sağladığı korumalarla dolaşan birisi, şimdi aynı iktidar tarafından suç örgütü ilan edilerek kırmızı bültenle aranıyor ve her gün yayınladığı videolarla ülkenin gündemini belirliyor. Şimdi sormak lazım, ne değişti? Hangi iktidar içi mücadele, hangi çıkar çatışması, hangi kaygılar dün Cumhurbaşkanı ile samimi pozlarda resim çektirebilen birini bugün kırmızı bültenle aranan statüye dönüştürdü. Yaşananlar vahimdir. Ortaya atılan iddialar güvenlik bürokrasi düzeyinde aç yapılan açıklamalarla geçiştirilmenin çok 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 ötesindedir. Bu konuda en üst düzeyde cumhurbaşkanlığı makamından açıklama yapılmak zorundadır. Bu açık bir şekilde 90'lı yılların Türkiye'sine geri dönüştür meşru siyasi aktörler, bizler medya ambargoları ile baskı altına alınmışken, şu ya da bu mafyatik kişiler ve gruplar ülke gündemine ağırlık koyuyorsa, iç mücadelelerini bu gündem içinde yapıyorlarsa, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes nereye gidiyoruz sorusunu sormak zorundadır. Aslında mesele açıktır değerli vatandaşlarım. Sonu yaklaşan bütün uzun dönemli iktidar süreçlerinde görüldüğü gibi iktidar içi bir mücadele yaşanmaktadır. Tünelin sonu görünmeye başladığı içindir ki, herkes tünelin sonuna ulaşmadan mümkün olan en büyük güç tahkimatını yaparak kendisini emniyete alma çabasındadır. Son dönemde artan ve artık yüzsüzlüğün hat safhasında normalleştirilen yolsuzlukların ana sebebi de budur. Her alana sirayet eden otoriterleşme sarmalı içinde hızla hep birlikte kaybetmeye doğru ilerliyoruz. Tüm kötücül taraflarına rağmen salgının dayanışma ruhumuzu artıracak ortak yasımız da Olabildi, olabileceğine dair ümitlerimizi yok etmeyi el birle başardılar. Salgının ölümcül etkileri arttı ama siyasetin normalleşmesini yol alamadık. Çünkü iktidar sahipleri önce kendilerinin ve yandaşlarının çıkarını düşündü. Maalesef insanlık tarihinde nadir görülen bu trajedi bile bu, iktidar, bu iktidarın gerçeklere gözünü açmasına katkısı alamadı, gözlerini açtıramadı. Son beş yıldır istikrarla sürdürülen ne kadar yanlış varsa artarak devam etti. Son 5 yılda hemen her konuda tarihe kötü anılar bırakan bir iktidarla yönetildik. 128 milyar doların buharlaşması hikayesinin yazılması ancak böylesi bir iklimde mümkün olabildi. Bin bir emekle zar zor biriktirilen kaynaklarımızın kurutulması ancak bu tek kişilik sözde hızlı yönetişim sistemi sayesinde gerçekleşebildi. Ve bu tek kişilik sistem dar bir kliğin çıkarları adına kendi ekonomi politiğini oluştururken yolsuzluk kavramını da lügatlerden çıkardı. Ortak acılarda, ortak kaygılarımızı ve ortak yasımızı üretemediğimiz gibi yolsuzluğun evrensel tarifinde toplum olarak ortaklaşmamızı da engelledi. Yolsuzluğun evrensel tanımlarını kısırlaştıran bu iktidar yerli milli versiyonlarını üretme, üretemediyse tam üretmedeyse tam gaz yoluna devam etti. Kamu kaynaklarının kerameti kendinden menkul, yerli, milli amaçlar mucibinde kullanmasında sakınca görülmedi. Kamu otoritelerinin kimi zaman cahilce, kimi zaman bile isteye yol açtıkları suistimaller sistemin günahı sayılmadı. Onlar bu işlere tevessül ederken sistemden kaynaklı zaaflar ve düzenin sağladığı kolaylıklar sorgulanmadı. Sayın Cumhurbaşkanı görevden aldığı Ticaret Bakanı'na müteşekkir oldu yaptığı hizmetlerden işte bahsetti. Ne soruşturmaya ne hesap sormaya ne de konuyu yargıya intikal ettirmeye gerek görmedi. Çünkü çok iyi biliyor ki herhangi bir yolsuzluğa el atsa iktidar içi mücadele kızışacak ve herkes karşı tarafın yolsuzluklarını deşifre edecek. Domino etkisiyle yolsuzluğun Pandora kutusu çorap söküğü gibi birer birer açılacak. Bağımlılığı zedelenen yargı da mecbuz hale gelmiş durumda. Oysa aziz milletim Yolsuzluk kamunun parasını çalmaktan ibaret değildir. Örneğin ihale ya da lisans verirken bunun karşılığında özel ya da tüzel kişilerden menfaat sağlamak yolsuzluktur. Bürokrat, müsteşar, danışman ya da siyasetçi olarak kamu görevlisinin karar verme yetkisini kullanırken kendisine ya da çevresine en ufak bir çıkar sağlaması yolsuzluktur. Yolsuzluğun bugünkü yerli milli tanımı onu hukuksuzca örtmekte önemli yolsuzluk türlerinin cezasız kalmasına da sebebiyet vermektedir. Hiçbir modern devlette böyle bir yolsuzluk tanımı olmaz. Kamu görevlisi bırakın bakanlığına mal satmayın. Bırakın bakanlığının kendi şirketiyle yoluyla kazıklamış olmayı başkalarının kendisine sunduğu en küçük hediyeyi dahi kabul edemez. İşte burant zihniyeti. Reel ekonominin akıl ve bilime dayalı yöntemlerinin de kolayca çiğnenebilmesinin önünü açtı. Artık sağlık, hukuk, yargı, enflasyon, faiz, salgın desteği gibi konularda Afrika ülkeleriyle yarışır hale geldik. Ama bütün bunlar Almanya'yı kıskandıracak seviyede olduğumuz yalanın bıkıp usanmadan tekrar edilmesini engelleyemedi. 10 milyona dayanan işsizler ordusu evine ekmek götürmekte zorlanır. Kelimenin tam anlamıyla açlık tehlikesiyle karşı karşıyayken ekmeğe muhtaç hale geldik eleştirileri yüksek perdeden sistemler nankörlük ithamları ve otobüsten atılan çaylarla cevap buldu. Ama bu kafa halk sağlık ve rızık mücadelesi verirken rant peşinde koştuğunu, krizi fırsata çevirme derdinde olduğunu gizleyemedi. Her konuda şeffaflığı boğdu ama bu konuda ayağın beyan ortalığa saçılan gerçekleri örtemedi. Halkı ucuz ekmeğe ulaşmaya çalıştıran muhalefetle savaş görüntülerinin kendi tabanında yol açacağı aksülemeli hesap etmekten de uzak düştü bu akıl tutulması düşülen bu esaret halinin kendi ayağına sıkmak olduğunu da görmeyi, göremedi. Bugün artık tarımdan sağlığa, ekonomiden yolsuzluğa AK Parti kendi tabandan gelen eleştirilerde engelleyemez hale geldi. 128 milyar nerede sorusunu sözde hicim etmek amacıyla hazırladıkları videoyu kendi kalelerine gol olduğu için yine kendi elleriyle sosyal medya mecralarından kaldırdılar. Trajikomik bir durum. Aziz milletim, şu ülkemiz düşürdükleri hale bakın ki İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye aldı. Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'de oynayacak iki İngiliz takımı Türkiye'de rakamlar doğru açıklanmadığı gerekçesiyle başka bir ülkede oynamak için UEFA'ya başvurdu. Biz saymaktan yorulduk ama Cumhurbaşkanı dezenformasyonlarıyla Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı da itiraflarıyla Cumhurbaşkanı tekzip etmekten bıkıp usanmadılar tutarsızlık ve çelişkilerin çetelesini tutmakta o derece zorlandık ki ipin ucu kaçtı, kovalamaktan da biz dahi bir hitap düştük. Önce Çin menşeli Sinovac'a mahkum edildik. Onu yüze göze buluşturunca aşı serapları görmeye, Biontech ve Sputnik'i sayıklamaya başladılar. Yaklaşık 14 ayımız ileride inşallah, maşallah, ha gayret, az kaldı, az sonra iki vakte, üç vakte kadar nidalarıyla boşa kürek sallayarak geçti. Şimdi de Nisan'da devreye girmesi gereken milli yerli aşının Ekim'de devreye gireceğini ilan etti Cumhurbaşkanı. Ekim geldiğinde de muhtemelen Aralık diyecek. Aralık geldiğinde daha ileri bir tarih. Bu hataların bedeli ağır oldu vatandaşlarım. Binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı yitirdik. Geçen gün sağlık çalışanları temsilcileriyle yaptığımız video toplantıda dile getirilen hususlar bu fedakar kardeşlerimizin iktidar sahiplerince nasıl göz ardı edildiğini açıkça ortaya koyuyordu aileler parçalandığı, toplumsal anksiyete ve huzursuzluk pik yaptığı, Sağlık Bakanı ise her yeni açıklamasında zaten hayali olan rakamları daha da yükseltti. Hedefleri artık Sağlık Bakanlığı önüne dükkan açmış Turizm Bakanı belirliyor. Sağlık Bakanı aşırı rakamlarını yükseltirken Turizm Bakanı vaka sayılarını düşürüyor. İki haftaya kadar 5000 binin altına düşeceğimiz müjdesini Turizm Bakanı'ndan alıyoruz. Turizm Bakanı rakam düşürüyor, Sağlık Bakanı artırıyor. Turizm Bakanı el çabukluğu marifet vakaları düşürüyor. Sağlık Bakanı üç vakte kadar gelecek aşı dozlarını hokus pokus deyip milyonlarla çarpıyor. Ha bugün ha 10 milyon 20 milyon derken son açıklamasında rekor kırarak 90 milyon dozdan bahsetti. Bir aşıdan 50 milyon dozla diğer aşıdan 30 milyon dozu toplayıp 90 milyon nasıl elde ettiğini de anlayamadık ama olsun. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. Sayelerinde halk ruhsal çöküntülere girmiş, maddi manevi zorluklarla tükenmekte negam. Baksanız onların derdi meğer eldeki aşıları turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılamakmış. Keşke para hırsı gözünüzü bu kadar bürümeseydi de önce öğrencinin göreceği her öğretmenimizi aşılayabilseydiniz. Ülkemizi düşürdükleri duruma bakın. Sorarım sizlere. Biz sömürge ülkesi miyiz? Bu nasıl bir ruh hali? Nasıl da kendini ele veren bir şuur altıdır bu? 128 milyar doları buharlaştırmasalardı, 46 milyar liralık ah ihtiyat akçesini çarçur etmeselerdi, 450 milyar dolar tarihi dış borç ve yüksek faize bu ülkeyi mahkum etmeselerdi, çıkıp böyle turist dilenir gibi adeta sömürge ülkesi görevlisi gibi konuşmak zorunda kalırlar mıydı? Ülkenin döviz rezervlerini eritirken hesap soranlara aslan kesilenler, çarçur ettikleri dövizin yanında devede kulak bir miktarı toplamak için ülkelerin düşürdükleri duruma bakın. Sanki turizm bölgelerini ilaçlamadan bahsediyorlar. Vatandaşlarından sivri, sivri sineklerden bahseder gibi yaptıkları şu konuşmalara bakar mısınız? Evet değerli kardeşlerim. Biz tükeniyoruz ama sorularımıza hala gereken cevaplar alabilmiş değiliz. Hala neden aşı çeşitlemesine gitmediğimizin, bunda bazı yandaşların rant hesaplarının olup olmadığının cevabını alamadık. Aylar evvel Biontech'i makul fiyatlardan alabileceğimize dair imkanlara kavuşmuşken bunu neden elimizin telsili ettiğimizi hala öğrenemedik. Dünya ülkelerinin yüz milyonlarca dozu aldığı bir dönemde bizim neden Biontech ile doğru düzgün bir ön sözleşme bile yapamadığımızı hala öğrenemedik. O soru bu soru bir yana ne olduğunu hala anlayamadığımız bir sözde tam kapanmaya giderken bile aşılama yapamamanın vakaları düşürmede de hayal kurmak olduğunu aşılama yapmadan salgınla mücadelenin mümkün olmadığını iyiden iyiye yaşayarak tecrübe ettik. Kapanmanın üstünden daha bir birkaç gün geçmişken vakaların el çabukluğu marifetiyle nasıl yaraya indirildiğini de kavramaktan aciz bir haldeyiz artık. Testleri düşürüp vaka sayılarını azaltmak, rakamlarla oynayıp sorunları çözdüğünü zannetmek değil de nedir? Kendileri rakamlarla oynamayı muharifet sayan TÜİK gibi kurumlarda iki yılda dört başkan değiştirilmesi neyin tesadüfidir? Son gelen başkanın kendisinden iki önceki başkanın TÜİK rakamlarına artan güvensizliği gidermek için itibarlı ekonomistlerden kurduğu danışma kurullarını lağvetmesindeki amaç neydi? İstatistikleri kontrol etmek için verilen bir kavga değil miydi bu? Peki ne ara aynı TÜİK'in farklı enflasyon rakamları verenlere dava açtığı bir saf safhaya ulaştık? TÜİK'in ülkedeki rakamlar üzerinde bir tekeli bulunmadığı bilinmiyor mu? İstanbul Ticaret Odası yıllardır enflasyon hesabı yapar. Resmi bir engelleme girişimde söz konusu olmazken dünyanın değişik ülkelerinde enflasyon hesabı yapan sivil toplum kuruluşları varken bizler ne ara bu çabaları kriminalize eder hale geldik? Ben nedeni söyleyeyim size. Tabii ki rakamları çarpıtıp verileri örterek memleket yönetildiğini, zanned yönetildiğinin zannedildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'ndan halka seslendiği o gün. TÜİK'in güvenilirliğini artırmak için ne yapacağına dair kelam etmesi beklenirdi. Ama ara ki bulasın. Herhalde sistemde kendisine çok fazla alan bırakılmamış olacak ki bu konuyu es geçti. Biz kendisini bir kez daha uyaralım ki enflasyon araştırma grubu en akın keçi günah keçisi ilan etmek ve enflasyon rakamlarının aslında düşük olduğunu Sokaktaki pahalılığın ve ağırlaşan geçim şartlarının halkın algısından kaynaklandığını iddia etmek hiçbir işe yaramaz. Sorunu sürekli iç mihrakları yükleyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Yokluk ve sıkıntı içindeki halkın ve kendi tabanınızın da o rakamlara itibar etmemesi sizin ancak çaresizlik içinde bir kez daha çürük dallara sarıldığınızı açık eder ve toplumu daha da öfkelendirir. Öte yandan bu toplum Sayın Cumhurbaşkanından ve Bakan'dan 128 milyar dolar konusuyla ilgili alakalı sorulara hala cevap bekliyor. Ama hepsi birden topu taca atmayı sürdürüyor. Bakın o malum sorular hala ortada ve tekrar soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Bir, daha önce Merkez Bankası bütün döviz müdahalelerini şeffaf şekilde yaparken neden gizli şekilde yapma ihtiyacı duyuldu ve bir protokol imzalandı. İki, 2018 yılına kadar bütün döviz müdahaleleri Merkez Bankası tarafından yapılmışken 2018 sonrasında bunun neden arka kapı yöntemiyle kabu bankalarına yaptırıldığına dair soru hala cevapsız. 3. 128 milyar doların çarçur edilmesinde hiç problem yok mu? Bu işi yapanlar Merkez Bankası bu rezervleri tekrar yerine koymaya çalışsa oluşacak maliyetin farkındalar mıydı? 4. Daha temele inersek yabancılar ve halk neden döviz aldı? Bu satışlarda satış kuruna kim, nasıl karar verdi? Satılan dövizleri alan nihai tüketici kimdi ve kime ne kadar döviz satışı yapıldı? Bu mühim sorular hala ortada. Bu sene turizmden gelecek dövizi birkaç milyar dolar daha artırma ümidiyle vatandaşı destekten ve ekmekten mahrum bırakıp eve kapatırken 128 milyar doların hesabının verilmeyeceğini zannetmek, protokol yapılmış canım deyip bu işten sıyrılmak mümkün değildir. Bu arada Sayın Bakan'ın Türk lirasının değerine hükümetle karar verilir demesi de ayrı bir sürpriz oldu kamuoyu için. Biz ülkede dalgalı kur rejimi var zannederken meğer kendileri saklı sabit kur rejimi ilan etmiş ama kimseye de haber vermemişler. Bunu kimlerin bildiği de ayrıca merak konusu. Sayın Bakan'ın bakanın da etrafındakilerinin de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere en tepedekilerin de artık şunu anlamaları şart değerli kardeşlerim. 128 milyar dolara artık kaçılabilecek bir soru değil ve ülkenin sırtındaki kamburları kat be kat artıran bu mesele bütün yönleriyle aydınlatılmadıkça hükümet 128 milyar dolar nerede sorusuna muhatap olmaktan kurtulamayacaktır. Son olarak Sayın Bakan'a şunu sormak istiyoruz. Daha önce en üst perdeden defalarca 60 milyar olarak açıklanan salgın desteği rakamı ne ara 133 milyar oldu? ki o 60 milyarın bile %90'ının işsizlik fonundan yani halkın kendi paralarından karşılandığını artık dünya dünya cümle alem biliyor. Bol keseden katkı yaptığınız o rakamın detaylarını verseniz de kredileri ve sosyal yardım paralarını haricinde devletin hangi kasasından bu desteği sağladığınızı millet olarak öğrensek IMF ülkemizi %1,1 ile halkına en düşük destek veren ülkeler sınıfında ilan ederken biz hangi el çabukluğu marifetiyle bu seviyeye ulaşmışız? Herkes öğrensin. Şu halimize bakın. Şu halinize bakın. Destek rakamlarını göz göre göre çarpıt. Enflasyon istatistiklerini doğru düzgün vermeye çalışan kurulları siyaseten lavet. Gerçek rakamları bulmaya çalışanlara yargı sopasını göster. Üstüne salgını minimuma indirmiş Avrupa karşısına ne kadar da başarılı bir yönetim sergilediğimizi halkın gözünün içine baka baka tekrarla inansızlığın, samimiyetsizliğin, illüzyon çabalarının tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Sonra da bu toplumdan bu sisteme güvenmesini bekle. Aziz vatandaşlarım, ya şu akıllara durgunluk veren market, market genelgesine ne demeli? Sizlere de 80'lerin yasaklarla işlerin yürütüldüğünün zannedildiği günleri hatırlatmıyorum mu? İnternet üzerinden dünya aleme satılan ürünlere zincir marketlerde yasak getirilmesi nasıl bir kafanın ürünüdür? Akıllarınca esnafın öfkesini Milletin ihtiyaçlarına duvar örek giderecekler. Akıllarınca yasak mağduru esnafın yanında görüntü verecekler. Soğan patates servisinin bir başka versiyonu bu. Yahu milleti saf kendiniz akıllı mı sanıyorsunuz? Esnaf böyle mi korunur? Bırakın bu göz boyamacılığı. Esnafı mağrur eden bizzat sizlersiniz. Esnafı koruma derdi olan ona hibe verir. Kirasını faturasını öder bizim bir yıl önce söylediğimiz gibi. Kebengi milletin sağlığı için indirttiğinde kebengi kapatan esnafın arkasında dağ gibi durur. Devlet de hükümet de ona denir işte. Millet kendisinden korksun, muhalefet ayağına pranga vurmasın diye anayasal kılıfa sokmaya çalıştığınız, kurduğunuz ucube sistemi garanti almaya çalıştığınız despotik yapıya ancak sizler devlet dersiniz. Tek bildiğiniz şey yasak. Ona yasak, buna yasak, ona engel, buna engel. Sorsanız haksız rekabeti engelliyorlar. Çiftçi ürününü satamıyor. Üretici meyve sebzesini çöpe döküyor. Çiftçi ürünün zararına satma pahasını hallere götürüyor. Ama sebze halleri mahsul alemini durdurmuş. Ayların emeğini kendi elleriyle yollara döküyorlar. Ama bu iktidar kırtasiye hediyelik eşya oyuncak yasaklarıyla uğraşıyor. Sürekli anlık kararlar aldıklarından buradaki hatalarını da görüp pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açacaklarını duyurdular. Biz ise kendilerini uyardık ve 15 Mayıs'ın bayrama tekabül ettiğini, bunun da hem vatandaş hem pazarcılara zarar vereceğini, en uygun tarihin arife günü olan 12 Mayıs olacağını ilan ettik. Evet değerli kardeşlerim, ülkemizin gerçek gündemleri her açıdan can yakmaya devam ediyor. Zaten artık yargı, sorulması gereken soruların, aranan cevapların peşinde koşmaktan uzun süredir kaçınmakta, imtina etmekte. Normal bir hukuk devletinde mafya, pelikan, milletvekili, eski bakan hakkında illegal işler, gasplar, cinayet ve uyuşturucu ifşaatleri havada uçuşurken iddiaların soruşturması cihetine gidilirken bu kokuşmuş düzende hem medya hem iktidar hem de yargı suspus aldı. Normalleşme sancıları yaşayan bir ülke olsaydık çıkar savaşlarının sağladığı bu ifşaatlar gündemin birinci maddesi olurdu. Herkesin üç maymunu oynaması nasıl bir bataklar sürüklendiğimizin de resmini çizmekte bizi. Terörün tarifini yapan bu ifşaatlar ortaya yere serilmişken, gücü anca garibana yeten bu sistem tweet atan aracın kesmekte, zayıf delillerle insanların hayatlarını karartmayı terörle mücadele sanmaya devam etmektedir. AK, AK Partili kardeşlerime buradan bir kez daha sormak istiyorum. Sizler bu partiye 28 Şubat'ın sağ sol artıklarıyla yeni bir mafya, siyasetçi, İş adamı üç, düzeni kurulsun diye mi oy vermiştiniz? Hakkında şaibeler olan vekiller taltif edilip teşkilat sorumlusu yapılsın diye mi sizler bu partiye bel bağlamış, umut devşirmiştiniz? Onların kaderiyle bizlerinki ne ara kesişti diye hiç sormaz mısınız kendinizi? Onların çıkarlarıyla, onların düzenleriyle, onların hukuksuzluğu, yolsuzluğuyla sizlerin kader ortaklığı ne ara oluştu sormaz mısınız aziz kardeşlerim? Değerli kardeşlerim, bu kakafoni içinde küçük ortağın gündemi yine adı sivil ama aslı otoriterleşmeyi sağlama almak olan anayasa taslığı. Konuşmasını baştan sona dinlediyseniz eğer ismini tekrarlar gibi sürekli devletten bahsettiğine şahit oldunuz. Adı sivil olan bir anayasadan bahis var ama bireyin devlete karşı korunması felsefesini araki ki bulasınız. Sorarım sizlere. Anayasayı her Allah'ın günü dilediği gibi baypas eden bir iktidar neden yeni anayasadan dem vurur? Balon balığı avlanması bile kararnamelerle belirlenirken bunların yeni anayasa ihtiyacı acep nedendir? Belli ki küçük ortağın derdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriterliğini parlamenter sistemin karşısına koymaktır. Birilerinin siyaseti gladyatör aranasına çevirdiklerinden bahsettiği bölümse tam anlamıyla evlere şenlikti. Şikayet edene bakar mısınız? Gladyatör gibi siyaset edenler kimler acaba? Sakın cuma namazına giden genel başkan yardımcımıza saldıran gladyatör müsveddesi çeteleri savunanlar olmasın? Ülkeyi savaş meydanına, memleketi arenaya kim çevirdi acaba? Hele erkler arası kaostan şikayet etmesi hangi kafada bir anayasa istediğini de ele vermiyor mu? Öyle bir anayasa yapalım ki erkler arası kaos yerine erkler arası yani kuvvetler birliği olsun öyle mi? Kaos olacağına birlik olsun öyle mi? Kaos anayasası olacağına yerli milli anayasa olsun. Bütün erkekler yani bütün güçler vesayetin emrinde olsun da gerisi ne olursa olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin asıl gündemi bir bahçeli anayasası değildir. Önümüze ninni mesabesine konulan geçmişin başarı hikayeleri de değildir. Türkiye'nin asıl gündemi bugün yaşadığımız ve birikerek bir çağa dönüşen nesillerimizin de geleceğini çalmaya matuf sorunlar yumağıdır. Türkiye'nin asıl gündemi devletin kasasının, kamu bankaları mevduatlarının, ihtiyat akçelerinin, kötü gün paralarının özel mülkiyet muamelesine tabi tutulmasıdır. Türkiye'nin asıl gündemi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün otoriterleşmeden kaynaklanan cürümleri örtmeyi, en temel hakları ayaklar altına almayı hedefleyen sansür genelgeleri yayınlamasıdır. Türkiye'nin asıl gündemi ülkenin gıda ihtiyacını karşılayan çiftçilere elektriğin tam da lazım olduğu bu mevsimde trafoları sökmek ve tarımsal faaliyeti sabote etmenin sorgulanmamasıdır. Türkiye'nin asıl gündemi halk sevdiklerini 5-10 kişilik cenazelerle toprağa verirken ekabir takımın umarsızca lebalep kongreler ve cenazeler düzenlemesidir. Türkiye'nin gerçek gündemi ikiz dereleri parsellemekten ağacı, suyu, dereyi, yeşili, doğayı kendi mülkü gibi görmekten geri durulmamasıdır. İkizlere'ye destek, desteğe gitmek isteyen partilerimizin gelecek partilerinin valilikçe engellenmesidir. Türkiye'nin gerçek gündemi İçişleri Bakanı'nın canlı yayında mahkeme kurup bir cemaati ve liderini kendisini savunma hakkı verilmeksin kes yapıştır videolar ve iftiralarla, iftiralarla kriminalize etmesidir. Taraf olduğu bir konuda yargı yönlendirmesi, hukuksuzca bir toplumsal kesimin linç edilmesine medyayı alet etmesidir. Türkiye'nin gerçek gündemi, sistem yüzünden çok hırbalandığı belli olan bakanların görevi bıraktıktan sonra rehabilite olsunlar diye 30-40 bin liraları bulan huzur hakkıyla ödüllendirilmesidir. Sistemin çarklarının dönmesi için birbirlerinin huzurunu pekiştirmekten vatandaşın huzurunu sağlamaya ne zaman vakit bulabileceklerin bilinmemesidir. Türkiye'nin gerçek güm gündemi gümrük büro bürokrasisinden pervasızca kayırma bekleyen, bunun için sahte kart, sunanları o gümrüklerden sorumlu bakan yapmaktır. O bakanların kendi bakanlıklarıyla tüccar-müşteri -müşter ilişkisine geçmeleridir. O ilişkide salgın fırsatçısı bakanların bakanlığını kazıklamasının ayan beyanı ortaya çıkmasıdır. Bu ticari ilişki adı altındaki suistimallerinin yolsuzluk olarak görülmemesi, bilakis kendilerinden sitayişle bahsedilmesidir. Sahtekarlığı ve suistimalleri ortaya çıksa bile kendilerinin inadına taltif edildiğinde siyaset yapıldığının devlet yönetildiğinin zannedilmesidir tüccarları, şirket sahiplerini bakan yapıp inadına kediye ciğer teslim etmektir. Türkiye'nin gerçek gündemi müteahhitlere borçlarını gecikmeden öderken kendi oy tabanını bile oluşturan esnafa desteği erteleyen bir akıldır. O kıt akıl ki oya ihtiyacı olduğu halde geniş kesimleri memnun etmeyi değil, yalanlarla ikna etmeyi daha ekonomik görmektedir. Kaynaklar kısırlaşınca yandaş dar kliklere pozitif ayrımcılık tercihleriyle kendi sonunu da hazırlamaktadır o kıt akla göre din, iman, vatan, millet nutukları gerçeklerin maliyetinden daha ucuzdur. O yüzden halka hibe vermez, kepenkleri kapatırken inadına birilerinin cebini doldurmaya devam etmektedir. Türkiye'nin gerçek gündemi bir Merkez Bankası Başkanı'nın görevinden başka bir şey düşünmeyen atanmış bir bürokrat değil de gerçekleri örtmekten sorumlu bir siyasi yetkili gibi davranmasıdır. Ki o gerçeklerin içinde tüy bitmemiş yetimin hakkı olan çarçur edilmemiş olsaydı salgında hibe desteği olabilecek yüz milyarlar vardır. Türkiye'nin gerçek gündemi işgalci İsrail iftar vakti Filistinli kardeşlerimize saldırırken iktidarı Mavi Marmara katillerinin verdiği davet iftar davetine katılmasıdır. Türkiye'nin gerçek gündemi muhalif partilere katılan insanları makam ve imkanlarla kandırmaya çalışmak aksi takdirde akrabalarıyla tehdit etmektir. Terör ve darbe tehditleriyle gerçek gündemleri örtbası sürdürmek, güvenlik ve beka korkusu yayarak şikayet ettikleri güçlerin aynı taktikleriyle toplumun, yargının ve siyasetin örselenmesine çanak tutmaktır. Türkiye'nin gerçek gündemi halkı ucuz ekmeğe kavuşturmaya çalışan büfeleri siyasi rant kavgasına alet etmektir. Ve bu freni patlamış kamyon gibi uçurumdan yuvarlanan kara düzen sistemde bir Allah'ın kulunun çıkıp da bu siyaset anlayışı bizi halktan uzaklaştırıyor, gittikçe batağa saplanıyor, tükendikçe halkı da tüketiyoruz diyememesidir. Evet değerli kardeşlerim, öylesine gözleri döndü ki bunların, memleketin başka yerinde taş kalmamış gibi, İkizdere'nin dünya mirası kategorisine alınıp korunması gereken doğa harikalarına savaş açmayı marifet saydılar. 6 bin nüfuslu bu beldenin ormanlarının, derelerinin, yeşilliğinin başına gelecek olanlar Tam da bu sistemin resmini çizmekte bizlere. Bu ülkeyi ne hale getirdiklerini anlamak istiyorsanız, İkizdere'ye bakın, halkın haykırışına kulak verin. İnsanın başını döndüreceklerini muhteşem güzelliklerin içine dinamitle, dozerle girmek, onları yıkıp, parçalayıp, havaya uçurmak, sizlere de bir yerlerden tanıdık gelmiyor mu? Sizlere hukukun beş yıldan fazla bir süredir yıkılıp parçalanmasını, ekonominin dinamitlenmesini, Ülkenin kaynaklarının toz duman edilmesini, anayasal eşit vatandaşlığın ve sosyal barışın kökünden sarsılmasını, siyasetin tarumar edilip doğasının tepe taklak edilmesini hatırlatmıyorum mu? Kardeşlerim, ikizlere faciası da bu büyük zincirin halkalarından biridir. İkizlere, bizlere küçük bir Türkiye fotoğrafı sunmaktadır. İkizlere, kibrin, tamahkarlığın, yandaş kayırmacılığının, rant sevdası uğruna dolanmaçlı işlere tevessül etmenin, haksız kazancın ve talanın fotoğrafını ortaya koymuyor mu? İkizlere halkın sesine kulaklarını tıkamanın, yaşam alanlarını perva pervasızca ortadan kaldırmanın, bütün bunları yaparken en ufak bir vicdan azabı duymamanın, emperyalizm büyük oyunlar diyerek talanın komplo teorilerle meşrulaştırılmasının bir gram adalet hissi taşımamanın küçük bir özetidir, özetidir. İkizlere tazmini imkansız yollara tevessül edilirken halkın nasıl da kandırılmaya çalışıldığını gözlerimizin önüne sermiyorum. Halkın canını, malını, yaşam alanlarını korumakla görevli kolluk kuvvetlerinin halkla karşı karşıya getirilmesi ne tür bir zihniyetin ürünüdür? Kapanmayı, salgını ve kısıtlamayı fırsata çevirmek, bölge halkının destek alamayacağı bir zaman diliminde dozerleri bölgeye sürmek, halka destek sunmak isteyen Gelecek Partisi gönüllülerini, yetkililerini engellemek, ve yangından mal kaçırıcısına hırsla çevre katliamına girişmek ne tür bir dünya görüşü uzantısıdır? Bulabilir misiniz bu hukuksuzluğa çanak tutacak bir evrensel norm? Hangi din, hangi evrensel norm çet raporu almamak için arazinin bölünmesine fetva verir? Sorarım sizlere değerli kardeşlerim. Dün yeryüzü atalarımızın mirası değildir. Onu çocuklarımızdan ödün çağlık zihniyetinde olanların gözlerini büyüyen bu hırs perdesine ayna tutmak gelecek nesillere boynumuzun borcudur. Bakın bu iktidara medeniyet ve ahlak dersi veren bölgedeki köylü bir hanım kardeşimiz nasıl dizelere dökmüş içindekileri. Şöyle haykırıyor bu kardeşimiz. Biz devletten alacaklıyız. Devlete borcumuz yoktur. Biz vermişiz ona vereceğimiz kadar vermişiz. Şimdi bir orman onu da bırakmıyorlar bize. O taşların o ağaçların hepsinin canı var. Sen o ağaçları kesiyorsun ama biz onu odun edip de ateşimize koymadık. Kömür aldık yakıyoruz, acıyoruz onları kesme. Bir ağaç kaç seneye büyüyor biliyor musunuz diyor kardeşimiz. Bakın son seçimlerde yüzde seksen oyla bu iktidara destek vermiş bu aynı halk. Bir protest türküyle yine bir hanım kardeşimizin sesiyle nasıl sesleniyor bunlara? Sarayda yaşıyorsun, sen sarayda kal. Ormanımızı da aldın, evlerimizi de al. Hani senin vekillerin nereye derir nereye? Nasıl sattınız bizi bir kalkan dereliye? Siz o kalkan derdenin kim olduğunu iyi biliyorsunuz değerli kardeşlerim. O kardeşlerimiz de biliyorlar. Hep aynı hikaye, hep aynı bal tutan parmağını yalar oyunu. İşin aslı şudur ki bu emaneti ihanet etme hali, bu yetimin hakkına göz koyma tavrı sadece ikiz derelerin değil, bütün bir ilke, ülkenin kaderi haline getirmek istemektedir. Değerli arkadaşlar, ya şu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün anayasayı ve temel hakları çiğneyip delen hukuksuz genelgesine ne demeli? Bunlar işlerindeki çürük yarmalardan kurtulmak yerine ve şerefli emniyet görevlilerinin hakkıyla görev yapan emniyet görevlilerimizin onunu korumak yerine onla, bunları e, başka dertlere düştüler. Otoriterleşme yetmedi, muz cumhuriyeti olmaya soyundular. Sokaklar, meydanlar özel alan mıdır kardeşlerim? Nerede görülmüştür polisin kamusal görev icra ederken bunun özel hayat diye yorumlanması? İtecek, kakacaklar, yerlerde süründürecekler, hakaret edip kendilerini savcı hakim yerine koyacak ve ellerini, kollarını sallaya sallaya dolaşacaklar özel anlamlarında. Öyle mi? Ayrıca bu tür görüntü çekimleri, kamu düzenini koruma görevini demokratik hukuk devleti kuralları içinde yerine getiren fedakar emniyet görevlilerimizi de haksız ithamlar karşısında korumayacak mı? Emniyet Genel Müdürlüğü kendisini yasama organı yerine nasıl koyabilir kardeşlerim? Öyle anlaşılmaktadır ki, ülkeyi yönetenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tanıdığı aşırı yetkiler dahi kafi gelmemektedir. Yöneticiler bunun da ötesinde güce sahip olmaları gerektiğine inanmaktadır. Kısacası Türkiye'yi anayasasızlaştırma, hukuksuzlaştırma, kuralsızlaştırma yönündeki adımlar hız kesmeden devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hukuk dışı uygulamayı emreden genelgesiyle Türkiye'de insan hakları ihlallerinin artarak devam edeceği ve kolluğun yasa dışı eylemlerinin siyasal iktidar tarafından himaye edileceği resmi olarak ilan edilmiştir artık. Sokağa çıkma, ses çıkartma, haber yapma, kepengindir, aç gez, borçlu yaşadan sonra şimdi de çekim yapma safhasını eriştik. Bu genelge kelimenin tam anlamıyla bir sansür genelgesidir. Söz ve ses ve görüntüleri deli sayan yargıtay içtihatlarının ayakları altına alınmasıdır. Bu genelge kolluğun kanuna aykırı davranışlarını gizlemek, Hatta teşvik etmekten başka bir anlama da gelmemektedir. Bu genelge suçu görünmez kılmaya çalışmak değil de nedir? Üstelik kanunlara saygılı güvenlik güçleri içinde o görüntüler bir koruma kalkanı değil midir? İşkence ve kötü muamele suçlarının üzerine örtecek olan bu genelge derhal geri çekilmelidir. Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanı çıkmış cep telefonundan önce adalet sağlanmıyor muydu diye soruyor. O halde pek çok şüphelinin yakalanmasına vesile olan güvenlik kameralarını da ortadan kaldırın. Bilimden boşuna istifade etmeyin. DNA, DNA testlerine falan tevessül etmeyin. Nasılsa bakanımız teknoloji öncesi geleneksel yöntemleri yeterli görüyormuş. Sayın Bakan eğer o görüntüler olmasaydı İkizdere zulmü gerçi ortaya nasıl çıkacaktı? AK Parti ilçe başkanının protestolar PKK'lar tarafından organize ediliyor şeklindeki utanmaz yaygaraları nasıl yalanlanacaktı? O görüntüler olmasaydı biber gazlı postallı cami baskınız nasıl halkın ve yargının bilgisine sunulacaktı? İstiyorsunuz ki siz her türlü cürmü işleyin ama bunlar görünmez olsun. Kameraların çalışmamasını arzuluyorsanız hukuka riayet edeceksiniz. Demokratik hukuk kurallarını uygulayacaksınız. Herkes için konulan kurallara sizler duyacak, kendinizi halkın üstünde görmeyeceksiniz. Lebalep kongreler yapılır, Beştepe'de iftar verilir, statlara seyirciler alınır, tatil beldelerinden eğlence görüntüleri yayınlanırken camide itikafa girmiş vatandaşlarda insan muamelesi yapacaksınız. 8-10 insanın tedbirlere uymasını inadına sağlayacağım demezden evvel o tedbirleri misliyle onlarca kez çiğnemeyecek en önce iktidarınızı sigara çekeceksiniz. Türkiye tarihinin kara sayfalarına camiye gazlı postalı baskın yapan bir iktidar olarak geçmeyeceksiniz. Komplo diye itham edeceğinize ortamı o sözde komplolara hazır hale getirmeyeceksiniz. Biz ne ara bu derece bu başkalaştık, halga yabancılaştık, burnumuz yere düşse eğilip almaz hale gelmeyi nasıl becerdik diye kendinize soracaksınız. Allah'tan insanlar cep telefonlarla görüntüleri çekip sosyal medya veriyorlar da sayelerinde ülke Enver Hoca Arnavutlu'na dönüşmekten kurtuluyor. O görüntüler sayesinde AK Parti ilçe başkanının ikizlere eylemlerini PKK'lar düzenliyor, propagandasını yemiyor artık millet. Karadeniz türküleriyle protest müzik yapanlar mı yoksa bölgeye göz dikenlerin mi vatan millet düşmanı olduklarını millet bizzat müşahede ediyor. Hikayenin doğrusunu mağdurlardan öğreniyor. Aziz vatandaşlarım, bütün bunların çözümü şeffaflıktadır. Yine bugünlerde son derece önemli bir konuya değinerek konuşmama son vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığımız tarafından sosyal medyada beklenen İstanbul depremine yönelik farkındalığı artırmak için bir çalışma gerçekleştirildi. Maalesef tüm bilim insanlarının fikir birliğiyle söylediği ancak idarecilerin hala duyarsız kaldığı İstanbul depremini de bu kapanma sürecinde hatırlatmak istedik. Yıkıcı olması beklenen ve ülkemize açacağı yaraların tarifsiz acılar yaşatacağı da bilinen depremle ilgili aziz şehrimiz İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız ne derece bilgilendirildi acaba? Bina zemin tetkikleri yapılıyor mu? Hangi ciddiyetle devam ediyor bilmiyoruz. Yapılması gereken duyurulara biz rast gelmedik. Toplanma yerleri nerelerdedir? Şu anda kimler buralarda bulunuyor onları da bilmiyoruz. Sürekli yapılması gereken tatbikatlara salgından önce de kimse şahit olmadı. Yerel yönetimlerle halk arasında yeterli işbirliği örnekleri olduğunu da gözlemlemedik. Deprem anında ve sonrasında yaşanacaklarla ilgili hangi kurum ne gibi çalışmalar yapmakta bilgilendirmiş değiliz. Tahliyeler, kurtarmalar, gıda yardımları, barınma ihtiyaçları gibi acil durum koordinasyonu kim tarafından nasıl gerçekleştirilecek onu da bilmiyoruz. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşlarımızın topluca bilgilendirilebileceği alanlarda beklenen depremle ilgili herhangi bir çalışma neden yapılamamakta? Soru işareti devam ediyor. Hem yörel yönetimin hem de merkezi hükümetin milyonlarca insanımızın hayatını ilgilendiren bu acil konu için birbirleriyle uyum içerisinde çalışan kurum ve kadroları mevcut mu? Yoksa bu koca şehir, bu aziz İstanbul iktidar ve muhalefet arasındaki ideolojik ayrışmalardan kaynaklı sorunlar yumağına mı terk edildi? Bu soruları vatandaşımızdan sormak bizim asli görevimizdir. Bu soruların cevaplarının verilmesi ise o koltuklarda oturanların bu millete ve İstanbul'a en önemli borcudur. İl başkanlığımızı unutulmak istenen bu acı gerçeği hatırlatması bakımından yaptığı farkındalık çalışması için bir kez daha kutlarım. Aziz milletim, bu iktidarın artık bu ülkeyi yönetecek ne takati, ne kabiliyeti, ne de niyeti kalmıştır. Bunların kendi gerçek gündemleri de kendi aralarında vekalet savaşları dar klik mücadelelerinden başkası değildir. Bunların artık Türkiye bir diye bir gündemleri, bir dertleri yok. Halka hizmet, hakka hizmettir diye bir sloganları da kalmadı. Hukuk devleti mücadelesinde biledikleri baltalarını da toprağa gömdü bunlar. Milleti millete kutuplaştırmaktan öteye kendi tabanlarıyla bile aralarını açar hale geldiler. Ama aziz vatandaşlarım, bizler hiçbir vakit umudumuzu yitirmeyeceğiz. Gün olup devranın döndüğü, günlerin aramızda evrilip çevrildiği bilinciyle hareket edeceğiz. Onların yıktığını onlara rağmen tamir edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar çocuklara hayallerindeki Çin'i resmettirken bizler Doğu Türkistan diyeceğiz. Onlar sadece muhaliflerin değil birbirlerinin de boğazlarına sarılırken bizler milletle el ele vereceğiz. Onlar çıkar derken biz ilke diyeceğiz. Onlar hep bana derken biz paylaşım dayanışma diyeceğiz. Onlar rant derken biz üretim diyeceğiz. Onlar gerçekleri karanlığa gömerken bizler şeffaflık diyeceğiz. Denetim diyeceğiz. Onlar emre amade yargı derken bizler yargının bağımsızlığını savunacağız. Onlar kaynakları çarçur eder, israfı amaç bellerken bizler emanet riayet diyeceğiz, tasarruf diyeceğiz, emek diyeceğiz. Onlar Türk tipi tek adam rejimi derken bizler ortak akıldan, parlamenter sistem ve demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Onlar ne derse desin bizler adalet diyeceğiz, merhameti kuşanacağız, hukuka sarılacağız. Konuşmama burada son verirken hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Mübarek Kadir gecemizin ve Ramazan bayramımızın başta milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine ve dünyaya hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Allah'a emanet olunuz.